Hepinize merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu şekilde matematik ile çiçek yapımını göstereceğim. Bu çiçekleri her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ben lif süslemek için kullanacağım için şu şekilde lif ipiyle yaptım. Zaten aparatı aldığınızda şu şekilde yanında plastik bir iğnesi çıkıyor. Bu şekilde rengarenk çok güzel boyut boyut çiçekler yapabilirsiniz. Şu şekilde aparatın kapağını açtığınızda hem yuvarlak hem de kare aparatlar var, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kareler de var. Siz bunları yerleştirerek, zemin üzerine yerleştirerek dışı kare, içi yuvarlak veya da işte dışı yuvarlak, içi kare istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde ben bugün sadece küçük yuvarlak yapımını göstereceğim. Şu şekilde aparatı zemine yerleştirdikten sonra ipime iki tane düğüm atarak başlıyorum. Ben lif ipi ince olduğu için iki tane düğüm atıyorum. İpiniz kalınsa üç düğüm de atabilirsiniz. Şu şekilde aparatın kenarındaki delikten ipimi geçirdim. Düğüm attığınız için ip çektiğinizde gelmeyecektir. Bu şekilde aparatıma ipimi geçirdim. Şimdi ne yapıyorum? İpimi alıyorum. Şu şekilde aparata dolamaya başlıyorum. 1 2 3 ve arkadaşlar 4 kat doladım ipimi. 4 kat doladıktan sonra ne yapıyorum? Ortada bakın bir mavi çubuk var. Ortadaki ipimi alıyorum, buradaki ipimi alıyorum. Ortadaki mavi çubuğa kadar götürüyorum. Ortadaki mavi çubuktan döndürüyorum ve diğer çubuğuma geçiriyorum. Yine 1 2 3 ve 4. 4 kez doladım. Yine ne yapıyorum? Şu şekilde ortadaki çubuktan döndürüyorum. Ve aynı şekilde karşısına dolamaya başlıyorum. 3 ve 4. Yine mavi çubuktan geçirdim. Şu şekilde. Şu şekilde bakın, son çubuğuma geldim. Yine ipimi mavi yerden şöyle iki çubuğun arasına getirdim ve ipimi şu şekilde bir miktar uzatıyorum. Buradan kesiyorum. Şimdi ne yapacağım? İğnemi alıyorum. İpimi iğnemden geçirdim. Bunu bir kenara bıraktım. Şu başlangıçta taktığımız düğümü çıkartıyorum. Aparatı yerinden çıkartıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Olduğu yer, bu ipimin olduğu yerden içeri hemen batıyorum.
Bu şekilde ipimi çektim. Şimdi ben buradan battım. Şuradan battım. Battığım yerin karşısından çıkıyorum. Çıkar çıkmaz bakın şöyle karşıdan batıyorum. Şimdi şöyle arkasını çevirdim arkadaşlar. Şu ilk de yaptığım düğümlü ipim. O düğümlü ipimi iğneyle arkaya geçiriyorum. Ve devam edeceğim. Şimdi ne yapmıştım? Şuradan battım. Şuradan bakın altta ipim. Şuradan çıkıyorum. En son buraya battım. Şimdi ne yapıyorum? Buranın yanından yukarı doğru çıkıyorum. Çıktığım yerin karşısından da aşağıya batıyorum tekrar. Aynı şekilde ne yapıyorum? Buradan çıkmıştım. Bu sefer yanından çıkıyorum. Şu şekilde yere batıyorum. Buradan çıkıyorum. Buradan batıyorum. Şöyle bu şekilde bütün aparatı dolandıktan sonra ipimi iğnemi ipimden çıkartıyorum. Ve şu düğümlü ipim, arkadaki düğümlü ipimle iğnemi taktığım ipimi şöyle 3 tane düğüm atıyorum. Birkaç tane düğüm atın. Sıkı olsun. Düğümlerimi attım. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle kestim bakın arkadaşlar. Şimdi hemen çıkartmadan çakmamı alacağım. İsterseniz bu şekilde yakmayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şu şekilde hafiften yaktım. Şimdi ne yapıyorum? Yanlardan ittire ittire bakın. İttiriyorum, döndürdüm. İttirdim, döndürdüm. En son ortadan şu şekilde elinize doğru çevirip ittirdiğinizde çiçeğimiz hazır. Şekilde çok basit ve kısa sürede yapabileceğiniz çiçekleri de size göstermiş oldum. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.